Dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Enser'le Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. Yeni bir halka arz bilgisayarıyla sizlerle birlikteyiz. E, detay anlamında e, en iyi tablolardan biri olabilir. E, halka analize bu paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Açıklamaya hem kendi telegram grubumun linkini hem de halka arz linkini koyacağım. Oradan e, derinlik, akd vs. bilgisayarlarının hafta içi de Ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben hafta içi saat 9.30 civarında 9.40 teorik eşleşmesindeki o derinlik bilgisayarlarını atıyorum. Ekstra olarak kanala abone olarak da arkadaşlar abone sayısını arttırabilirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız pazartesi sabahı yayın açıldığında o link bildirimleri sizlere öncelikle ulaşacaktır değerli arkadaşlar. Ekstra Telegram grubumuza da katılarak detaylı ekstra tüm piyasa bilgisayarlarına sahip olabilirsiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak. E bu arada o linkleri açıklama kısmına bırakacağım ve yorumlara. Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin onaylı izahnamesi yayınlandı arkadaşlar. E, burada katılıp katılmama fikrimi de beyan edeceğim. Yani bakış açım nötr mü, pozitif mi, negatif mi diye. İşlem kodumuz RUBNS şeklinde arkadaşlar. Ee, göreceğiz bunu. Talep toplama tarihi 29-30 Haziran çarşamba perşembe günü olacak. Fiyat 12,5 TL, iskonto oranı %20 iskontolu olarak karşımıza çıktığını belirtmişler değerli dostlar. Dağıtım şekli bireyselle eşit olacak. Yani biz küçük yatırımcılar buradan eşit şekilde pay e, alacağız. Bireysel yatırımcı %48'e ayrılmış. 11 milyon 760 bin lot e, civarında bir lot karşımıza çıkıyor. Şirket çalışanlarına %2 e, oranında bir katılım e, oranı ayrılmış. Yani 490 bin lot. Yurt içi kurumsala %25 6125 e, lot değerli dostlar. Pardon 6 milyon 125 bin lot. Yurt dışı kurumsalı %25. 6 milyon 125 bin lot da oraya ayrılmış. Genel olarak gördüğüm konjöktörde bireysel eşit olması değerli dostlar. Ve ağırlığın burada bireysele ayrılması. Ve tabii ki de yarısının da yurt içi ve yurt dışı kurumsal ve şirket çalışanlarına ayrılması. Burada benim dağıtım şeklinin beğendiğim bir dağıtım şekli olması ile birlikte pozitif bakış açımı arttırıyor. Dağıtılacak lot sayısı sermaye arttırma yoluyla 24 milyon 500 bin lot şeklinde olacak. Biliyorsunuz bu da tabii ki de gelen gelir şirketin yatırım. Onlarda kullanılacak. Bu da en sevdiğim pozitif baktığım bakış açılarından bir tanesi. E, halka açıklık oranı 32. Yani çok büyük bir halka açıklık oranı yok. Arz büyüklüğü 306 e, milyon 250 bin TL'lik olacak. Burada zaten bizim küçük yatırımcının elinde bulunan e, lot rakamı ortalama arz büyüklüğünün e, 100 e, yuvarlıyorum 150 milyon civarına denk geliyor. 150 milyon civarındaki bir halk arz büyüklüğü de çok büyük bir halk arz büyüklüğü değil ama genel totalde baktığımızda genelde en çok pozitif bireysel eşit dağıtım olanlar 150-180 milyon civarındaki halka arzlar genel olarak oluyor değerli dostlar. Bu şekilde belirteyim. Ancak dediğim gibi burada bireysel ayrılan los sayısının çok fazla olmaması pozitif bakış açımızı artırıyor. Halkarz Arz gelirleriyle ne yapılacak peki? Yani bu kasaya olacak parayla boya, kumaş ve apre fabrikası yapacaklarmış %40'ıyla. Gerçekten bu güzel bir yatırım olacaktır umarım. Pamukham maddesi alımında %30, güneş enerji santrali yatırımında %20, Ataköy Prestij Konakları inşaat yatırımında da %10'u kullanılacağını bizlere belirtmişler. Yani tamamen yatırım vesaire yapılacak. Yani borç ödeme vesaire gibi bir açıklamada yok burada. 2020-21 ve 22 birinci çeyrek bilançoları dönem varlıkları 276 milyon 241 ve 91 şeklinde geliyor arkadaşlar. Duran varlıklar 550 milyon, 445 milyon, 292 milyon şeklinde geliyor. Toplam varlıklar 727, 687, 384 şeklinde geliyor. Burada baktığımızda değerli dostlarım %50'nin üzerine bir öz kaynakla çalıştığını şirketin görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülükler 87 milyon, kısa vadeli yükümlülükler 172 milyon seviyelerinde. Şirket yani istese bu yatırımları yapmasa şayet gelen gelirle şirkete borçsuz bir duruma yani e, sıfır borçlu bir duruma getirebilir ama biliyorsunuz Büyümek isteyen şirketlerin için en akıllı yatırım stratejilerinden bir tanesi de borçlanmak olduğunu asla unutmamak gerektiğini de belirtmek istiyorum. Tabi bunun hasılat ve net dönem karlarıyla geri nakit akışı sağlayıp ödeyebilecek güçte ise. Ve karlılıklarına baktığımızda dönem karları 24, 74 ve son dönemde 43 milyon kar şeklinde gelmiş. E, faaliyet karına baktığımızda 44, 104, 52 milyon. Ürüt karına baktığımızda 48, 95, 50 milyon kar şeklinde karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Bu şekilde de siz sizlere belirtmek istiyorum. Bu 2022'nin sondaki birinci çeyreği ama bilginiz olsun. E, bu şekilde sizlere bilgilendirmek istedim. Şimdi taahhütleri var arkadaşlar. Halk arzdan elde edilecek gelirin %20'sine karşılık gelen fondan ahlat yatırım aracılığıyla 30 gün fiyat istikrarı planlanıyor. Bu gerçekten güzel bir e, beklenti. 31 12. 2022 tarihi itibariyle şirketin beklenen konut satış geliri Ataköy Prestij Konakları 277 bin 277 milyon 400 bin TL'nin altında olması durumunda 2 milyon 450 bin adet ilave pay payları elinde bulunduran yatırımcılara verecek. Yani yıl sonuna kadar gerçekten e, bu da gerçekten arkadaşlar güzel bir durum. Yani 11 milyon nota göre hesapladığımızda sizin örnek veriyorum elinizde halka arzdan baktığımızda 100 lot aldıysak örnek veriyorum 25 lotta ek olarak lot verilecek bakalım neler olacak umarım bu rakam üzerinde olur şirketin dönem karını arttırır bu açıdan bize ek pay vermesine de gerek yok yani yatırımcı şirket kendini büyütsün yatırımcılarına kazandırsın önemli olan bu değerli dostlar bir yıl boyunca bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı da taahhüt edilmiş arkadaşlar. Allahçı yatırım menkul değerlendirme şirketi konsorsiyum lideri. Ben açıklama kısmına bakın ya açıklamayı ya da yorumlar kısmına e, ve Telegram kendi grubum arkadaşlar kaç lot düşeceğini de yazacağım arkadaşlar tahmini olarak. Ama ben bu halka arzda çok lot olmadığı için de çok fazla lot vereceğini de düşünmedim. Ekstra belirtmek isterim. Rubenis Tekstil Anonim Şirketi'nin arkadaşlar konsorsiyum lideri ve üyeleri e, burada yazıyor. Gelin hep birlikte buna bakalım. Lider arkadaşlar Allahçı yatırım. A1 Kapital'den katılabilirsiniz. İntegral Yatırım Investas. Tabii ki Marbaş menkul Değerler Yatırım Anonim Şirketi'nden de katılabilirsiniz. E, hesabı olmayıp katılmayıp e, bilmeyenler için açıklama kısmına link koyarım arkadaşlar. Buradan biz yardımcı da oluruz ekstra olarak. Alnus Yatırım, Mekse Yatırım, Alternatif Osmanlı, Anadolu, Oyak, Bizim Menkul, Değerler, Bir, Finans Yatırım, Burgan Yatırım, Tacirler, Deniz, Tera, Dinamik, Türk İş, Garanti, Ünlü, Global Vakıf, Halk, Yatırım, Ziraat, Info, İnege yani tüm banka ve aracı neredeyse katılmak katılabiliyoruz. İş yatırımı göremedim. Büyük ihtimalle yine iş yatırımdan katılamıyoruz. İş yatırımı kullanan arkadaşlara da aracı kurumlara geçmelerini tavsiye ederiz elbette ki. Tabi buradaki rakamda işte biliyorsunuz güvence rakamları vesaire var. Bunları da detaylı açıklamaları gerektiğini bunları detaylı açıklamalarını da kurumlardan öğrenebilirler. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun var olun. Umarım güzel şekilde anlatmışızdır. Burada bakış açım arkadaşlar benim. Pozitif tabii ne, alın satın katılın tarzına e, tarzında bir açıklamada bulunmuyorum. Yani ben pozitif bakıyorum. Şahsi olarak katılmayı planlıyorum. Geriye karar sizindir. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bol bol kazançlar. Hayırlı günler. Diğer Alkaz videolarında atacağım değerli dostlar. Youtube kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.